Merhabalar, İstanbul Open Course adına teknik İngilizce eğitim videolarına devam ediyorum. Şimdi bu derste de mekatronik mühendisliğinin mühendisliğinden bir makale buldum. İsterseniz hemen şeyi de göstereyim dersin başında. İstanbul Teknik Üniversitesi An Optimization Approach to Autonomous Parallel Parking Tahir Eren Munga'nın yüksek lisans teziymiş. Ondan bir parça aldım. Şimdi bunu okuyacağız. Hemen isterseniz hızlıca okuyalım. Bu arada dışarıdan gelen köpek sesleri için de özür dilerim. Köpek sever bir ortamda yaşıyorum. Engelleyemiyoruz. Neyse başlayalım. Vehicle model. Deriving vehicles kinematic bicycle model is a common approach for path generation, especially because of the movement speed is slow and slip is neglected. This model can be considered as suitable. Kinematic bicycle model is derived by using geometric methods and relations between steering angle, vehicle's dimensions and global coordinate system. It is possible to find these equations of motion for the model in literature. Kinematic bicycle model assumes that left and right wheels as a single pair and locates them in the center. The same rule applies for rear wheels. The difference is that only front wheels are capable to change direction. Figure 2.1 shows kinematic bicycle model. Another important variable is the minimum turning radius. Simply, the minimum turning radius is that the circle that vehicle will be turning on if the steering wheel is kept at its maximum degree while moving. Turning radius is specified for commercial vehicles in their catalog and basically defines many varying capacity of the vehicle. Minimum turning radius of a vehicle can be found in the literature. Makale böyle. İsterseniz hemen çözümlemeye başlayalım. Şimdi öncelikle metodumuz neydi? Makaleyi parçalara ayırmak. Tamam mı? Bu şekilde ben parçalara ayırdım. Cümle cümle. Akabinde de sonra görmüş olduğunuz gibi renklendirerek öğelerini demeyelim, işte tırnak içinde öğelerini ayırdık. Tamam mı? Daha böyle anlamlı kalıpları ayırdık daha doğrusu. Öğe yanlış olur, kalıpları ayırdık. Şimdi hemen başlıyoruz. Vehicle model, taşıt modeli, araç modeli. Deriving vehicles kinematic bicycle model. Deriving türetmek, çıkarmak. Hani işte bir formülün çıkartılması gibi düşünün. Tamam mı? Çıkarmak, bulmak, türetmek. Bir taşıtın kinematik bisiklet modeli diyeceğim, modelinin çıkartılması, türetilmesi is a common approach, ortak bir yaklaşımdır, is a common approach, niçin? For path generation, yol üretilmesi, yani path generation, path yol demek. Veya yörünge demek, generation'ı üretmek demek. Yolun veya işte yörüngenin üretilmesi için taşıtın, kinematik bisiklet modelinin çıkartılması ortak bir yaklaşımdır. Especially, özellikle, because of the, bunu bir, yani kullandığımız bir şey ama herhalde önceki derslerde görmedim. Because of'tu. Yani bir şeyin ne sebebini, hani bir şey oluyor, onun neden dolayı olduğunu söylemek istiyorsak bunu kullanabiliriz. Özellikle because of the movement speed is slow. Hareket hızının yavaş olmasından dolayı, because of the movement speed is slow. Ve kaymanın diyelim, slip kaymak demek, kaymak hata, kaymanın ihmal edildiği için, ihmal edilmesi nedeniyle T
This model, bu model can be considered as suitable. Bu model uygun olarak, as suitable olarak düşünülebilir. Özellikle hareket hızının yavaş olması ve kaymanın ihmal edilmesi nedeniyle bu model uygun olarak düşünülebilir. Can be considered. Kinematik bicycle model, kinematik bisiklet modeli is derived, türetilmiştir, üretilmiştir. Nasıl? Hani bayı hatırlıyoruz. Nasıl? Using, yani şurada yanlış olmuş. Burayı da yeşil yapacağız. Evet. By using, bir şey kullanarak türetilmiş. Şimdi bunu söyleyecek. By using geometric methods, geometrik metotlar, yöntemler ve relations between steering angle. Relations between ilişkiler, o neyin arasındaki ilişkiler? Steering angle, sürüş açısı, taşıtım ölçüleri, vehicle's dimension ve global koordinat sistemi. İşte global koordinat sistemi, yani şimdi böyle İngilizce çeviriyoruz ama hani o kadar yerleşmiş ki içimize, İngilizce çevirirken de aynısını söylüyorum. Global koordinat sistemi. Şimdi tekrar bunu okuyalım, biraz daha aldık. Kinematik bisiklet modeli türetilmiştir. Neyi kullanarak? By using geometrik yöntemleri ve sürüş açısı, taşıt ölçüleri ve global koordinat sistemleri arasındaki ilişkiyi kullanarak kinematik bisiklet modeli türetilmiştir. Tamam. It is possible, mümkündür. To find, bulmak mümkündür. These equations of motion, bu hareketin equations, formülleri, nasıl söyleyelim, ya da denklemleri. These equations of motion, bu şey, hareketin denklemlerini bulmak, formüllerini bulmak mümkündür. Niçin? Bu model için. Hani model de şu kinematik bisiklet modeli var ya. Model için nerede bulmak mümkündür? Literatürde bulmak mümkündür. Şimdi cümleyi bir daha baştan bir okuyalım. Bu model için hareketin denklemlerini bulmak literatürde mümkündür. Veya şöyle söyleyeyim, literatürde bu model için hareketin denklemlerini bulmak mümkündür. Evet, tam böyle sondan başa doğru geldiğimizde en mantıklı çeviri oldu bence. Devam edelim. Kinematik bisiklet modeli assumes, varsayar, veya mesela assumption, varsayım, o da çok kullanılır bir şey, kelime. Kinematik bisiklet modeli varsayar neyi? Unutmuyoruz. That deyince mesela işte kinematik bicycle model assumes. Detay vereceksin onunla alakalı. That left and right wheels, sol ve sağ tekerlekler as a single pair. Yani soldaki ve sağdaki tekerlekleri varsaymıştır. Nasıl? As a single pair. Tek bir çift olarak. Yani onları bir çift olarak varsaymış. And locates them in the center. Ve onları merkezde konumlandırmıştır. Yani soldaki ve sağdaki tekerleği tek bir çift olarak saymış. As a single pair. Ve onları
merkezde konumlandırmıştır. Aynı rule, the same rule applies for, geçerlidir, uygulanır for rear wheels. Arka tekerlekleri içinde uygulanır. The difference is that farklılık sadece front wheels, ön tekerlekler are capable to change direction. The difference is that, bakın yine işte detay veriyor, is that sadece öndeki tekerlekler, only front wheels are capable, yetkindir. Neye yetkindir? Change the traction, yönü değiştirmeye yetkindir. Yani tek fark sadece öndeki tekerler yönü değiştirmeye yetkindir. Yönü değiştirebilir. Pardon. Figure 2.1, yani işte şekil 2.1. Burada bir şekil vardı, onu kaldırdım. Shows kinematik bicycle model, işte kinematik bisiklet modelini gösterir. Tamam. Another important variable, başka önemli bir değişken, an important variable değişken demek, is the minimum turning radius. Minimum dönüş radyusudur. Simplify, basitçe, bunu mesela ben ilk kez böyle kullanıldığını görüyorum ama şey, şöyle alalım birazcık, mantıklı yani, hoşuma gitti. Simplify, yani bir şey anlatıyorsun. Another important variable is the minimum turning radius. Çok detaya girmeden, simplify, basitçe, the minimum turning radius, minimum dönüş radyusu is that the circle that vehicle will be turning on. Burada mesela bilmiyorum şuna gerek var mıydı ama basitçe minimum turning radius nedir? Arabanın döndüğü circle'dır, dairedir. Burada iki defa deti kullanmış. Radius is that daire, yani şu cümleyi şöyle düşünelim. Şöyle bölsem daha iyiymiş, özür dilerim. Basitçe minimum dönüş radyusu is that the circle, bir dairedir. Hani detay vereceğiz. Sonra bu daireyi anlatmak için de bir daha that demiş. Vehicle will be turning on. Neymiş o daire? Aracın üzerinde döndüğü daire. Böyle. If the steering wheel, steering wheel, direksiyon, steering wheel, eğer direksiyon is kept at its maximum degree, eğer direksiyon, pardon, maksimum derecede tutulursa ne zaman hareket halinde. Ha, özür dilerim, pardon. Şurada cümle, yeni bir cümle değil. Çok özür dilerim ya. Şunu alt alalım. Bu cümlenin devamı. Simplify, basitçe minimum dönüş radyusu arabanın üzerinde döndüğü çemberdir. Ne zaman? Eğer, if the steering wheel, eğer direksiyon is hareket sırasında, while moving, hareket sırasında maksimum derecede tutulursa. Bu birazcık uzun cümle oldu. Burada while, yani bir şey yaparken, sırasında, tamam anlamındadır. Devam edelim. Turning radius is specified, dönüş radius. Specified, belirlenmiştir. Specified, belirlenmiştir. Ne için? Ticari araçlar için. Nerede? In their catalog, kataloglarında. Dönüş radyusu kataloglarında
ticari araçlar için belirlenmiştir. And basically ve temel olarak defines maneuvering capacity of the vehicle. Temel olarak aracın manevra kapasitesini tanımlar. Minimum turning radius of a vehicle, işte aracın minimum dönüş radyusu can be found in the literature, literatürde bulunabilir. Şimdi burada çok fazla keyword yoktu, ancak bir veya iki örnek yine yapalım. Şimdi bu dedim ya, makalede çok fazla böyle keyword yok ama işte especially var. Ben de çok kullanırım. Especially hani bir şey, mesela bir şey anlatıyorsun, birkaç örnek veriyorsun. İşte kalite önemlidir, üretim önemlidir, üretim adeti önemlidir, işte satış fiyatı önemlidir. Cümle bu. Özellikle satış fiyatı vesaire vesaire. İşte özellikle because of the movement speed is slow, işte hareket hızı işte yavaş olması nedeniyle işte bu model uygun olarak düşünülebilir. Yani vurguladığın şeyden önce getirsin especially'yi. Şimdi ondan mesela birkaç örnek yapacaktım da, yani as o kadar farklı kullanımları var ki. Yani o yüzden bunlar çok şey olacak, gramer dersi gibi olur. Ona da gerek yok. Sadece mantığı unutmayın. Burada neydi? Kinematik, şurayı okuyalım tekrar. Kinematik bisiklet modeli assumes, varsayar neyi? That left ve sol ve sağ tekerlekleri as a single pair. Yani burada sol ve sağ tekerlekleri tek bir çift olarak sayar. Mesela hep yani benzetme yapmış burada. Mesela as I mentioned before, işte daha önce bahsettiğim gibi. Hani biraz gibinin karşılığı. Tamam mı? Bu ders böyle. Evet, hani mekatronik mühendisliğinden bir yüksek lisansından makale aldım ama hani çok belki o konuya alakalı çok fazla bilgi yoktu. Teknik terim yoktu ama sonuçta teknik bir makale yine bu derste de beraber çözümledik. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.